Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Zübeyde. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim ama sen gerçekten iyi misin acaba? Ben yorgunum ama bitiyor artık. Son 1-2 günü kaldı. Peki kim anlatacaksın bugün bize? Matthias Ross. Şimdi gece bana hiçbir şey yazmadan maç pozisyonları attığım bir sekans yaşadık. Evet. Matias Rozu uzun Zaman uzun. yoktu. <laughs> Biri çok güzel espri yapmış Twitter'da. Dün gece spor sitelerin ışıkları sabaha kadar yanıyordu herhalde diye. Genel kurmayın ışıkları sönükse mesele yok demekti. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. Ordu tedirgindi. 15 Ekim gecesi genel kurmayın ışıkları sabaha dek yandı. Ay çok iyiymiş gerçekten. Evde çalışıyorduk da yine de çalışıyorduk yani. Evimiz çalışıyorduk. Hem transferi kapattık, transfer gecesini kapattık. Hem siz bol bol oyuncu izlediniz. Peki klasik sorumla aşıyorum o zaman. Kimdir Matias Ross? Matias Ross... 21 yaşında Ocak 2001 doğumlu Danimarkalı stoper 17-18 yaşlarından itibaren Alborg'da kendi altyapısından yetiştiği takımı olan Alborg'da oynamaya başlamış ve 100'e yakın resmi maç hem Danimarka 6 yaş milli takım kategorilerinde oynamış. U17, U18, U19 U21. Bunların hepsinde oynamış. Hem de işte 17-18 yaşından itibaren de Danimarka Ligi'nde A-BOK'ta oynamaya başlamış. Belli bir tecrübe edinmiş. Bu açıdan biraz Nelson'a benzeyen başlangıcı var. Ama Nelson'un daha da fazlaydı. Nelson 22.5- 23'e doğru geldiğinde 250 resmi maçı vardı. Yani 17'den itibaren full oynuyordu. Hiç şey yapmadan. Bu biraz rotasyonla başlamış. Daha zaten potansiyeli biraz daha şey. Yine de bunun da mesela 100'e yakın resmi maçı var tabii o Danimarkalıların daha doğrusu İskandinav lig ve takımlarının genç oyuncularına verdiği değerle de alakalı bir şey. Bizde olsa öyle kolay kolay çok süre bulacağını zannetmiyorum açıkçası. Tabi Galatasaray Alborka göre çok daha yarışmacı bir takım olduğu için normal ama mesela bir iyi yaptığımız bir şey var. Emin Bayram'ı da biz 17 yaşından itibaren oynatmaya başladık. Yani Bolu Spor'a kiralandı. Bolu'da da 1,5 sezon 40'a yakın resmi maç oynadı. Milli takımın alt yaş kategorilerinde oynadı ve Emin de daha 19 yaşında neredeyse 70-80 tane resmi maçı oldu. Bir Emin'i pozitif şey yapıyoruz ama bu Rost'a muhtemelen Türkiye'de Süper Lig'de bir takımın altyapısından çıksaydı bu kadar tecrübe gelemeyecekti 21 yaşına gelene kadar onun avantajını yaşıyor emini de biz nadir iyi yetiştirdiğimiz iyi şans verebildiğimiz oyunculardan bir tanesi. Çünkü bir genç oyuncunun gelişimi için en ama en önemli koşul oynayabilmesi, süre bulabilmesi bu oyuncuya, Rosa ve bizim Emin'e ve Nelson'a süre verilebildi. Nelson demişken Nelson'a karakteri de benziyor. Henüz daha ilk maçı yakın herhalde son oynadığı maçlardan bir tanesi. Mücul karşı oynadığı maçın daha böyle ikinci dakikasında takım arkadaşına şuraya pasat, şuraya pasat diye gösterdiği sekansı gördüm. Mesela o dikkatimi çekti. Sonra bizim Twitter hesabından spor paylaşmışlar bir video. Megafonu alıp taraftarlarla tezahürat söylüyor çıkıp o şeye. Zaten altyapısından yetiştiği için ve ikinci, üçüncü kaptanlardan bir tanesi bu arada. Daha çok genç yaşında olmasına rağmen Nelson da öyleydi. Nelson hatta 18 yaşında, 19 yaşında kaptanlığı direkt almıştı. O açılardan da karakter açısından da Nelson'a benziyor ama tabii Nelson'un şeyi daha fazla demiştim resmi maç sayısı ve Ümit Milli'deki değeri alt, yine Ümit Milli kaptanı aynı şekilde ikisi de. Ama Danimarka'da lig seviyesiyle Danimarka'nın çıkardığı oyuncuların Avrupa'ya gitmesinden dolayı bir şey farkı var. Milli takımla lig seviyesi arasında büyük biraz bir fark var. Nelson artık 24'e geliyor. Ekim'de 24 olacak. Ona rağmen sadece 7 tane A milli maçı var mesela. Bunun da öyle. Ümit Milli'lerde kaptan falan olabilirsin ama A milli olmak orada çok zor. Çünkü mesela Palas'ta oynayan Andersen var. Barcelona'ya giden Kristensen var. Westergaard var. Leicester'da oynayan. O yüzden önleri biraz şey. Yani 6 yaş milli takımlarda çok oynamaları öyle hemen milli takım oynayabilmeleri anlamına gelmiyor. O iş biraz zor gerçekten. Şimdi ismi ilk çıktığında hem stoper hem kuzeyli. Kuzeyli stoper olsun, bizim olsun dedi taraftarlar. Heyecanlandılar ama nasıl bir stoper Matias Peki? Bir avantajı Nelson'a göre çok daha uzun. 5-6 santim çok fark ediyor. 1.90 1.91 boylarında. Bu da hava toplarına net bir hakimiyet yaratıyor. Çok atlet bir oyuncu olmamasına rağmen hava toplarında net olarak güçlü ve iyi olduğunu söyleyebiliriz. Konsantrasyonu yine yüksek. Mental olarak güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın çatlet bir oyuncu değil. Nelson da atlet değil ama Nelson ağırlığını o kadar belli etmiyor. Yani belki tabii 5-6 santim kısa olmak çabukluk anlamında bir avantaj zaten. Ama Ross Nelson'a göre daha gizleyemiyor yani ağır kaldığı pozisyonları. Nelson tabii onun zekası Tabii evet Nelson hiç geniş alana yakalatmıyordu kendini. Bu da şey bilincinde yani ağır olabileceğinin ama daha öğrenmesi gerekiyor. Atletizm eksiği çok bariz bir şekilde var. En önemli dezavantaj atletizmi. Tabii bu atletizm eksiği oyuncuların daha dar alanda, daha geride oynamak gibi bir çözüm şeyi var. Kendi eksiklerini kapatma. Nelson da öyle oynuyor. Hem Nelson hem Ross yan yana oynarlarsa ki Ross hem sağ stoper hem sol stoper oynayabilmiş. Geçen sene sağ stoper ağırlıklı. Bu sene son maçları sol stoper. Mesela solda Ross sağda Nelson tipi bir stoper ikilisi kurarsanız o stoper ikilisini böyle orta saha çizgisine kadar öne kadar taşımak biraz zor olabilir. Çünkü ikisi de ağır. Nelson hadi biraz daha kapatmayı biliyor. Bunu hiç ortaya çıkarmıyor. Ama Ross'la birlikte oynarsa çok daha fazla dikkat çekebilir. Nelson mesela bizim Süper Lig'de sadece bir Kayseri deplasmanı vardı. Tiyama karşı 1-2 pozisyonda ağır kalıp sorun yaşadığı. Onun dışında da hiç hatırlamıyorum öyle hızlı santrforlara karşı net sorun yaşasın. Olabildiğince gizliyor, maskeliyor bunu. Ama Ross'la birlikte oynarsa daha da bu şey çıkar ki Ross o kadar gizleyemiyor bu özelliğini. O da Nelson gibi oyun kurulumu konusunda net ve basit paslarla oynayan bir oyuncu. Bunu muhtemelen Danimarkalı altyapısında böyle öğretiyorlardır. Çok fazla risk alıp işte uzun çapraz top veya merkezden dikine fazla denemiyor. Çok nadiren deniyor. Genelde net ve yanındakine basit paslarla oynuyor. Victor Nelson'a benziyor bu açıdan ama elinden sonra yine 5-6 santim biraz daha kısa olduğu için ayağı biraz daha çabuk. Biraz daha bir tık daha iyi. Net ve basit oynuyor diyorum Ross için. Ama mesela bir Markao gibi Abdülkerim gibi bir oyun kurucu stoperde diyemem. Bu arada Abdülkerim'in de ayağı çok iyi olmasına rağmen o da özgüvenden kuramıyor da. Hani Ross'un o, o seviyede bir oyun kurucu stoper diyemem ama Nelson gibi daha temiz oynayan, daha rahat oynayan bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Ve Okan Hoca'nın da stoper konusunda lüğündemayı tutmayıp göndermek istemesinde bu çok önemli bir faktör. Okan Hoca illaki bir büyük takımın stoperlerinin ayağının düzgün olması gerektiğini birinci koşula koyuyor. Bunu zaten Emin'le ilgili son maçtan sonra, Gaziantep maçından sonra sorulduğu zaman ilk özellik olarak Emin'in çok iyi bir sağ ayağının olduğunu ve Galatasaray için bunun çok gerekli olduğunu söylüyor ilk özellik olarak. Bence Fatih Hoca da Lüyündama'dan sonra bu yöne evrilmişti. Bütün stoperlerin ayağı düzgün istemeye başlamıştı. Okan Hoca da çok benzerini Başakşehir'e aldırdı. Carlos Ponttan sonra yaşadı. Ponttan yaşadığı pişmanlıktan sonra bütün stoperlerin ayağı düzgün büyük takım aldırdı. Bütün stoperleri ayağı düzgün istiyor. O yüzden belki Lüyündama birçok özelliği o açısından Rostan çok daha tecrübeli kariyerli zaten çok daha önündedir Ross'un. Ama bir şu ayak işi bir problem yaşatıyor. Son izlediğim maçlarda Ağustos'un 28'indeki Renders maçında bir böyle merkezde orta sahada bir oyuncu boşa çıkmıştı ve ona yerden dikine bir pasını görmüştüm. Galiba 1-2 maçta da uzun çapraz top attığını gördüm ama bunun sıklığı dediğim gibi oldukça düşük. Çok az deniyor ama şey de yapmıyor. Mesela bu geçen sezon Taylan'ın defalarca işte pas hatasından top kaybı gol yedirdi. Muslera'nın defalarca olduğu top kaybı gol yedirdi. Son 2-3 yılda bütün tarattığım pas kayıp ve baktım pas kaybından yedirdiği bir bir gol var sadece o da geçen Mayıs ayında Yugosland maçında bir önceki sezon maçın başlarındaydı galiba bir pas hatası rakip kazanıyor ondan sonra iki paslı pozisyon gol'e dönüşüyor öyle bir hata yapmış ama onun dışında öyle geride hata yapmıyor basit hata yapmamak için basit oynuyor risk almamaya çalışıyor genel özelliklerinden bahsettim biraz detaylandıralım istersen hı hı. pozitif özellikleriyle başlayalım Evet hava topları dedim birinci konu. Boyu uzun. Atlet olmamakla boy uzunluğu arasında böyle bir şey farkı var. Yani boy uzunluğu hava toplarına hakim olmak için tek geçerli sebep değil. Eğer atlet olamazsanız, iyi sıçrayamazsanız, çabuk davranamazsanız boyunuzun uzun olması hiçbir işe yarayamayabilir. Mesela Zalai'nin Fenerbahçe'deki boyu oldukça uzun ama hava toplarında o kadar iyi değil. Çünkü, çünkü çok ayakları kalkmıyor. Dikey sıçrama önemli bir şey. Olduğun yerde sıçrayabilmek yani. Çünkü koşarak sıçrayabilirsin ama olduğun yerde sıçramak daha zordur. Bu biraz çalışmış buna. O da Zalay gibi atlet olmamasına rağmen ki Zalay mesela uzun mesafesi hızlı bunda da o yok mesela. Atlet olmamasına rağmen sıçrama işini öğrenmiş. Bir tek hava toplarını şeyden kaybedebiliyor. Rakip ondan çok daha hızlı davranıyor ve önünden falan vurursa kaybediyor. Yine çabukluk yüzünden kaybetti oluyor ama birebir sıçradıklarında genelde güç farkını ve boy farkını kullanmayı iyi biliyor. O sayede goller de atmış zaten. Mental olarak güçlü bir oyuncu olduğunu söyledim. Lider bir oyuncu olduğunu söyledim. Hatalardan falan çok etkilenmiyor. Aklıyla oynamaya çalışıyor Victor Nelson gibi. Zeki bir oyuncu olması gelişebilme açısından mentali ve karakterine düzgün olması Nelson gibi gelişim açısından pozitif düşündürüyor beni. Ama atletiz atletizminin bu kadar problemli olması, bu kadar dezavantajlı olması atletizm açısından o da tavanı ile ilgili soru işaretleri yaratıyor bende. Yani belli bir hıza çıkamayacak, belli bir çabukluk seviyesine hiç çıkamayacak. O yüzden potansiyel tavanının çok yüksek olmayabileceği ile ilgili de bir endişem var. Negatif özellikleri peki abi? Şimdi ağır olması önemli. Onu gizlemeye çalışıyor aklıyla. Çok geniş alana çıkarmamaya çalışıyor kendisini. Bir de Danimarka Ligi'nde çok fazla böyle hızlı forvet gördüm. Onlar da onu biraz zorlayan oyuncular olmuşlar. Zaten direkt time kodları da aldım. Mesela North Shaland maçında 14 Ağustos'taki ağır kalıyor ve hemen rakibi indirip kartlık bir hamle yapıyor. Yine aynı maçta öne çıkınca bir zamanlama hatası yapıyor. Geride beklediği zaman problem değil ama öne çıktığı zaman zamanlamalar ve çabukluklar daha da büyük bir problem haline geliyor. Viborg maçında yine ağır kaldığı bir pozisyon dikkatimi çekti. Bront bir maçında yine ağır kalıyor ki bunların hepsi geçen Mayıs'tan bu işte şeye kadar Eylül'e kadar olan maçlar. Yani yakın dönemde dahi bu kadar gördüm ama bunları gördükten sonra da bir de Ümit Milli maçta izleyeyim dedim ve Belçika ile oynadıkları geçen o da ilk oynanmış bir maç. Belçika ile oynadıkları Ümit Milli maçları izledim. Belçika'nın da Santerforu Luis Openda diye inanılmaz bir çocuk. Yani aşırı gereksiz bir hız var çocukta. Öyle bir çocuk olamaz yani. İnanılmaz bir atlet o da bu çocuğa karşı nasıl oynayacak diye bilhassa merak ettim. izledim tamamını o maçın. Olabildiğince gizledi orada. Yine akıllı davrandı. Onunla hep birebir kalmamaya çalıştı. Sadece bir pozisyonda birebir kaldılar. Open Diamond kafasıyla vurdu attı. Rosta tuttu çekti. indirdi Sarı kart gördü. Onun dışında da yakalanmadı birebir de. Hani Nelson gibi o işçileri biraz öğrenebilir yani aklıyla birlikte ama gerçekten hızlı oyunculara karşı problem yaşıyor yani haliyle. Şimdi bu gizlemek, maskelemek güzel. Reaktif oynamak. Yani bir çözüm olabiliyor. Eksiğini kapatmak. Hatta Popescu da böyle öyleydi yani biz çocukken işte Popescu Bülent Korkmaz tandemi vardı. Popescu da çok yaşlanmıştı Barcelona eski Barcelona kaptanı olarak gelmişti ama artık yaşlanmıştı ağır kalmıştı ve çok reaktif oynuyordu. Geriye çekiyordu kendini ama yanında çok atlet bir Bülent Korkmaz vardı. Bülent'i öne atıyordu kendisi geri kaçıyordu ve çözüyordu mesela o tip şeyleri. O yüzden de oynamak biraz problem olabilir. Bir de bunda mesela reaktif oyun güzel ama çok geri çekildiği zaman çok kolay şuta izin verdiği çok geride karşıladığı bir de böyle mesela büyük takım stoperi aslında geniş alanda hızlı çabuk bu stoper olur ki hem rakibi ezmek için öne çıkarsın hem de rakip böyle kontra hızlı oyuncularla oynar geriye top atar. Senin ona hızlı reaksiyon verip koşup yetişmen lazım mesela. E, bu tip problemler yaşanabilir. Mesela bu Ağustos ayında Silkeborg'la oynadıkları bir maç var. Orada böyle çok geri kaçtığı için yaydan çok kolay bir şuta izin verdikleri bir pozisyon var. İki stoper birden neredeyse kalecinin içine kadar girdiler yani. ikisi de geri kaçmıştı. Ama Renders'la oynadıkları da bir maç var mesela. Orada da öne çıkıyor. Öne çıktığı zaman da çok kolay çalım yiyebiliyor işte böyle bir problemi var. Yani reaktif oyun anlaşılır ama yanında bir tane aktif proaktif bir daha atlet bir oyuncuyla oynarsa çözülebilir. O da işte Nelson olur mu ondan çok emin değilim açıkçası. Galatasaray'ın stoperleri arasında pek belki biraz Abdülkerim var o modelde. O da hamle problemi yaşıyor işte geçen Antep maçında gördüğü iki sarı kartı öyle biraz. Öne çıkıyor ama o da hamleyi kaçırıyor. O da çok çabuk atlet bir oyuncu değil zaten. Böyle bir yani kiminle ikili olsa biraz ağır kalırlar gibi geliyor bana. Emin de Nelson da Abdülkerim de. Öyle bir şey var. Atletizm problemi olacak Galatasaray'ın savunma dörtlüsünde gibi görünüyor. Pozisyon almayı ve kararları geliştirebilirse ki geliştirir akıllı olduğu için biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bu ara biraz şey gördüm. Merkezi kapatmak istediği için bekle arasında biraz fazla mesafe bıraktığı dikkatimi çekti. Onun dışında bir de atlet olmadığı için kenar ortaları uzaklaştırırken boy avantajını kullanıyor ama bazen top böyle kaleciyle yani kendi kalesiyle onun arasına düştüğü zaman uzaklaştırmaları tehlikeli olabiliyor. Yakın dönemde bu yüzden kendi kalesine bir gol atmış. Ters ayakta kalmış. Bir de benim 90 izlediğim maçlardan bir tanesinde yine üstten avuta doğru vurdu. O da az daha gol olabilirdi yani yine tersti. Vücut çok esnek olmadığı için, atlet olmadığı için bazen o topu çeviremeyebiliyorsun. Vücut konumlandırmaların da biraz zor olabiliyor. Şey olduğun çok uzun ve ağır bir oyuncu olduğunda falan bunlar da sorun olabiliyor. Onlara da dikkat etmesi gerekiyor. Tüm bu söylediklerini göz önünde bulundurduğumuzda. Rus'un Galatasaray'a transferini doğru buluyor musun? Şimdi Galatasaray'ın iki tane tecrübeli stoperi var. Abdülkerim 28 artık Nelson'da 24 daha olmamasına rağmen çok tecrübeli. İkisi de kolay kolay sakatlanmıyor. Bu açıdan bir avantaj. Üçüncü de sağlam güvenilir güçlü bir stoperi olmayacak. İki tane genç hatta Metehan'ı da sayarsak üç tane arkada genç stoper olacak. Ross'la Emin'i birbirine yakın görüyorum. Ross'u biraz daha daha iyi pozisyon alma ve biraz daha tecrübeli buluyorum Emin'e göre ama arada da iki yaş fark var. Emin iki sene sonra Ross seviyesinde belki daha da iyi olabilir. Benzer bence seviyeleri. Ross belki biraz daha şey önde. Açıkçası Nelson veya Abdülkerim'den özellikle Nelson'a bir şey olursa Nelson diğerlerinden çok üst seviyede. Nelson'a bir sakatlık bir şey olursa bir problem olabilir. Galatasaray orta saha ve hücum hattına göre kanatlarına göre stoper hattının biraz daha zayıf olduğu bu transferlerden sonra görülüyor. Ama iki tane kolay kolay sakatlanmayan tecrübeli stoperin arkasına üç tane genç oyuncu yazmak potansiyelli oyuncu yazmak da bir Galatasaray için e, bir şey. Zaten hani çok ön tarafa çok tecrübeli oyuncular da transfer edildi. Arkada biraz daha genç ve gelecekte satılabilecek oyuncuya yatırım yapmak da doğal. Dediğim gibi Nelson seviyesinde falan değil. Ama Nelson da 7,5 milyon euroydu. Bu çocuk 1,5 milyon euro. Zaten arada 5 katlık bir fiyat farkı da var. Yani adamlar da satan adamlar da biliyordu Nelson olmadığını. O yüzden 5'te 1 fiyat çektiler. Yani o yüzden beklentileri de ona göre ayarlamak lazım. Nelson'un gerçekten kalitesi çok farklı. Zaten Danimarka milli oldu artık. Bir süredir devamlı oynuyor. Sevilla'nın 12-15 milyon eurolar falan teklif ettiği bir oyuncu. Hani bunda hemen Nelson olacak diye bir beklentiye girmek hiç doğru olmaz bence. Ama Galatasaray zaten iki kulvarda oynuyor. Nelson ve Abdülkerim de fazla sakatlanmayan oyuncular. O yüzden yedek oyuncuya 30 yaşında tecrübeli bir stoper almaktansa genç ve gelecek vaat edebilecek, ileride satabileceğin, futbolunu geliştirirse satabileceğin bir oyuncuyu düşünmek mantıken bana doğru geliyor. Ha belki daha adet, daha çabuk, daha hızlı bir stoper almak belki daha doğru olabilirdi genç vesaire olarak ama bu oyuncu da bilhassa Nelson'la da aynı şeyde. Çabuk adaptasyon yakalayabilir, öğretebilirsin, geliştirebilirsin. Öyle bir hamle yapılmış olabilir. Dinle sağlık Sinan abi. Teşekkür ederim Zübeyde. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.